Değerli Risale okumaları seyircileri, bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda ben Selahattin Arslan, değerli misafirim, iç hastalıkları uzmanı Doktor Gündüz Öztürk ile birlikte, değerli misafirimin mesleği olması hasebiyle de Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı ve buradan çıkarılacak derslerin açıklandığı Risale-i Nur'un Lemaları adlı kitabından ikinci lemayı birlikte okuyup değerlendireceğiz. Evet, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar hocam. Şeref verdiniz, sağ olun. Estağfurullah. Sizin de mesleğiniz olduğu için doktorluk, bugün tabii hastalıkların bizim için ne gibi manevi faydaları var, bunlara karşı nasıl sabırlı olacağız Eyüp Aleyhisselam gibi. Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam kıssası özetle anlatılmış. Tabii malumunuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin yaşadıkları, yani kıssa dediğimiz hikayeleri kısaca anlatılıyor. Bu hikayelerin anlatılmasının hikmeti, sebebi bir hikaye olsun da biz de okuyup hoşça vakit geçirelim diye değil. Elbette ki bize bunlarda da dersler var, değil mi? O yüzden acaba bu dersler nedir? Yani hiç olmazsa bir kısmı farklı dersler de tabii çıkartılabilir. İşte Risale-i Nur'da Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak dersler, Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak dersler, işte Süleyman Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın gibi bunlardan alınacak dersler nelerdir diye bize bir nebze ders veriliyor. Bugünkü dersimizde de Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasından alınacak dersi birlikte okuyalım. Ondan sonra da oradan çıkaracak manaları, dersleri anlamaya çalışalım inşallah. Evet, buyurun biz sizden dinleyelim açılışı, ikinci lemayı. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. İznâde rabbehu inni meseniyedurru ve enterhamurrahimîn. Bu ayet-i kerimelerin belki meallerini seyircilerimiz merak edebilirler. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerime malumunuz. Yani Eyüp Aleyhisselam Rabbine nida etti, dua etti, yalvardı ki bu zarar bana dokundu. Ya Rabbi sen Erhamur Rahim'insin, çok şefkatlilerin şefkatlisisin. Yani nasıl diye ve Cenab-ı Hak da bu samimi duayı kabul etmiş ve ona şifayı vermiş diye anlatılıyor. Evet buyurun devam edelim. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni meseniye durru ve enterhamur rahimin demeliyiz. Münacat dua demek değil mi? Yalvarmak evet. Demek Allah'a. Yani bizler de şimdi ayetlerden iktibas suretinde dualar yapılabiliyor. Yani ayette Rabbine dua etti. Biz de kendimize dua edebiliriz anlamında. Bu evet. Caizdir diye alimlerimiz buna fetva vermişler. Yani biz de bu ayetten kendimize bir dua çıkarıp Ya Rabbi bu zarar bana dokundu, sen Erhamur Rahim'insin diyebiliriz biz de. Evet. Evet buyurun. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemal afiyetini ihsan edip enva-ı merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Yani burada ben müsaade ederseniz bir ifadeye dikkat çekmek istiyorum. Yani kendi istirahatı için değil, ubudiyet-i ilahiye için bu duayı yapmış.
Yani peygamberlerin bir önemli vasıfları da kendileri için, kendi istirahatları için bir şey istemiyorlar. Evet. Tamamen yani ben Allah'a kulluk vazifemi rahat yapamıyorum, layıkıyla yapamıyorum ya Rabbi. Lisanen konuşmama kalbende ubudiyetime zarar Zikrime, veriyor, evet. zikrime zarar veriyor, yapamıyorum görevi layıkıyla. Artık sen Erhamer Rahim'sin, sen bilirsin deyip Cenab-ı Hakk'a yine bırakıyor. Bu da almamız gereken önemli bir ders. Evet. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri ve zahiri yara hastalıkları mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Burada müsaade ederseniz ben yine bir her şeye diyelim eklemek istiyorum. Şimdi Risale-i Nur'un bir güzelliklerinden biri de hem medrese ilimlerini, hem fen ilimlerini, hem de tasavvuf ilmini içinde birleştirmiş. Tasavvuf malumunuz, hani Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayetten, bir peygamber kıssasından, hayata yönelik, kendi şahsımıza yönelik, uygulamaya yönelik ne ders çıkarabileceğiz? Bunlar üzerinde daha çok durmuşlar. Yani bu hikaye anlatılmış ama ben bundan kendime ne ders çıkaracağım, ibadetime nasıl bir faydası olacak diye. Bakımdan burada da şimdi bu yönüyle de bize ders veriyor. Yani biz de Eyüp Aleyhisselam'ın maddi hastalıkları vardı, bizim de manevi hastalıklarımız var. Evet. Değil mi? Bunun farkında olalım. Evet. Biz de bu manevi hastalıklarımızın çarelerini düşünelim. Nasıl çözüm bulacağız bunlara? Değil mi? Yani, şimdi bunun şeylerini yapacak evet. Bize, izahlarını yapacak. Evet. Nedir bu manevi hastalıklar diyor. Mesela işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, okuduğumuz, duyduğumuz bilgilerden kafamızda oluşan şüpheler, kalp ve ruhumuzda manevi yaralar açıyor. Bu yaraları nasıl tedavi edeceğiz? Buyurun. Kıymetli hocam, şimdi tabii bu peygamber kıssalarının hikaye tarzında anlatılması çok mühim. Kur'an-ı Kerim bir sonuçta haşa hikaye kitabı değil. Evet. Öncelikle bir hikmet kitabı. Evet. Yani her bir ayetinde binler hikmetler var. Ben şöyle anlıyorum. Bu Hazreti Eyüp Aleyhisselam'la ilgili bu kıssadan bu zamanda bizim çıkaracağımız en büyük hisse müjde. Bu aslında bir müjde bu. Müjde veriyor. Evet. Yani öyle bir hastalık düşünün ki bu hastalık ancak Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı gibi bir hastalık olabilir. O kadar dehşetli bir hastalık yani. Yani bir insanın kolay yani kolay düşünün, her insanı tahammül edemeyiz. Yani düşünün, böyle bir hastalık düşünün. Bir tek şuurunuz yerinde. Diliniz de dönmüyor artık. Bir tek şuurunuz kalmış. Şuurunuz sağlam kalmış. Dilinize de hastalık iyileşmiş. Artık zikredemiyorsunuz. Kalbinize de ilişmeye başlamış. Allah'ı hatırlayamayacaksınız, anamayacaksınız gibi. O tehlike baş gösterince artık vücut bitmiş yani. O ana kadar kabulleniyor, sabrediyor. Şimdi böyle bir hasta bu tabii kıssanın sonunda anlıyoruz ki Cenab-ı Hak birden şifa vermiş. Ya. Bu ne büyük müjde. Şimdi bunu Hazreti Üstad yazdığı zaman düşünün yani 1940'lar diyelim 1940. O zamanın maddi hastalıklarını düşünün. İnsanlar bu kadar hasta değiller o zaman. Yani akut hastalıklar var. Yani birden ortaya çıkan, kısa sürede iyileşen, tedavisi mümkünse iyileşen hastalıklar. Ama şimdiki insanlar aradan geçmiş yani 80 sene kronik hastalıklar dediğimiz hastalıklar kat be kat çoğalmış yani. O zaman bu hastalıklar yok. Onun için Hazreti Üstad diyor ki o zamana nispeten diyor şu anda diyor bizim de manevi hastalıklarımız var.
Ama 80 sene sonra bugün itibariyle artık maddi hastalıklarımız da çoğalmış. Evet. Yani büyük büyük hastaneler açılıyor artık insanlar tedavi olamadıkları için. Ve kronik hastalıklar dediğimiz grup çoğaldı. İnsanın her gününü, her anını meşgul ediyor insanları. Tansiyonun çıktı mı bir kere, ölünceye kadar tansiyonun iyileşmiyor. Dolayısıyla bu müjdeye bu günümüz insanı daha çok muhtaç ve bunu bilmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bu maddi hastalıkların zaten manevi hastalıklarla da bağlantısı var. Manevi hastalıklarımız zaten psikolojik devam ediyor. Da bazen maddi hastalığa sanki ceza gibi, buna bir ceza gibi maddi hastalıklarımız da 80 seneye oranla katlanmış. Evet. Kat be kat katlanmış yani. Evet. Dolayısıyla bu müjdeye günümüz insanı çok daha fazla muhtaç. Muhtaçtır. Yani bu ayet-i kerimeyi, bu kıssayı, Hazreti Eyüp Aleyhisselam kıssasını bugünün insanların, hususan bugünün hastalarının çok ihtiyacı var. Bunun anlatılması gerekiyor. Evet. Hastaların hikmetlerini bilmiyor. Ondan alacağımız dersleri hikmetini bilmiyor. Bilmiyor. Müjde alamıyor. Hasta yani hastaneye düştüğü zaman yani bir müjde almıyor ki orada. Diyor ki ya çok geç kalmışsınız deniyor. Yani ya. Çok yanlış olarak. Bazen benim meslektaşlarım yapıyorlar bunu. Hastaya yani müjde verecek yerine ümitsizliğe sevk ediyorlar. Çok geç kalmışsınız diyorlar. Teselli verecek, onun sabrını, dayanma gücünü artıracak. Çok geç kalmışsınız ne demek? Yani Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha beter hale mi gelmiş insan? Öyle bir şey yok. Evet. Ve bu ayeti kerime, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaptığı bu dua, Cenab-ı Hak ayeti kerime olarak Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Siz de bu duayı edin diyor. Hem fiilen dille yapın hem de değil mi? Ondan Kur'an ders her zaman gençtir, tazedir. Bu mana 1400 sene önce de aynı manayı veriyordu, aynı müjdeyi veriyordu. Şimdi aynı müjdeyi veriyor. Evet. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Vahusus nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler. Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzbillah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefret kârını uzaklaştırarak susturuyorlar. Bu önemli bir konuya hakikaten temas ediyor. Üstadımız burada. Yani günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Değil mi? İmanımızı sarsıyor. Ve bu iman da zayıflayınca, şüphelere düşünce ister istemez ahlakımıza, ibadetimize, hayatımıza da yansıyabiliyor. Onun şimdi burada bir misalini de verecek. İman sarsıldığı, zedelendiği, zayıfladığı zaman nasıl ibadetimize, hayatımıza yansıyor? Buyur. Evet, günah kalbi işleyip siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Burada da önemli mesela, bir ifade geçmiş. Şurayı da bir şey yapalım, dikkat çekelim hocam. Yani insanız, zayıfız, bazen duygularımıza yenilip günah işleyebiliyoruz. Bunun yolu nedir? Tövbe istiğfar etmek. Değil mi? Evet. Tövbe istiğfar edeceğiz. İnşallah Cenab-ı Hak da affedeceğine inanıyoruz. Tövbe istiğfar edilmezse, değil mi? Pişmanlık duyulmazsa o devam eder, yerleşir. Küçük manevi bir yılan olarak kalbi ısırmaya başlar. Yani ne demek kalbi ısırmaya başlar? Senin orada şüpheni, dine inancını, bağlılığını, ibadetlere, ahlaka olan bağlılığını zayıflatmaya başlar. Değil mi? Zarar vermeye başlar. Evet. Günahlar.
Evet, buyurun. Mesela misal verecek. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Yani ne kadar gizli işlese, yani evet, insanların nazarından uzak gizli işlese bile kimse ruhanilerin görmedi ve melaikenin varlığını biliyor. Evet. İman etmiş. Fakat nefsine mağlup olup o günah işleyince de onların varlığı ona ağır gelmeye başlıyor. Yani hocam güzel bir ifade kullandınız. Yani inanıyor dediniz. Yani birçok Önce inanıyor tabii ki. örnekleri var. Müslüman bir ailenin çocuğu, annesi babası dindar, Müslüman, orada dünyaya gelmiş, bir şeyler öğrenmiş, köyün hocasına gitmiş, Kur'an öğrenmiş, köyün hocasından konuşmalar dinlemiş. Yani bir yetersiz de olsa bir dini bilgisi var, inancı var. Ama bakıyorsunuz ki okullara gidiyor, değişik ideolojilerin etkisinde kalabiliyor. O insan üniversiteyi bitirdiği zaman bir ateist olabiliyor. Ve insanlar şaşırıyorlar, ya bunun annesi babası dindar insanlardı, Müslüman insanlardı. Hala namazından, niyazındadır, hacıdır, bu insan nasıl ateist olabilir? Nasıl dine karşı olabilir? Yani o kişiyi o halden, hani ateist olma noktasına kadar götüren merhale nedir? Değil mi? Bunun bu psikolojisini şimdi burada Evet. tahlil edecek. Birisi bu. Bir kere kimsenin bilmesini istemediği, utandıracak bir günah işleyebiliyor insanlar. Fakat başkası, aman kimse bilmesin, duymasın, duyarlarsa ben rezil olurum, insanların yüzüne bakamam olurum diye, mahcup olurum diye düşünüyor. Ama bir taraftan da o aileden aldığı temel inanıyor ki melaikenin ve melekler ruhaniyetin var ya. varlığını hatırlıyor. Ya, Melaikeye iman, değil mi? Bir taraftan evet, hissetmeye başlıyor ki ya keşke bunlar da olmasaydı da benim bu günahımı kimse bilmeseydi. O zaman diyor, ya, küçük bir emare ile onları inkar etmek arzusu ediyor. Ya, arzu ediyor. Küçük bir delil eline ya. Gelse de inkar etsem de kurtulsam bu rahatsızlıktan. Kimse bilmese benim o günahımı. Mesela birisiyle karşılaşıyor, diyor ki adam, kim görmüş melaikeleri? Hı. O bir enerjidir, şudur, budur. Böyle basit mülahazalarla. Kendini kandırmaya çalışıyor. Yani şeyi olmayan, temeli olmayan, bilimsel evet, bir temeli, temeli izahı dayanmıyor, olmayan bir yalanla, bir emareyle, bir bahane ile melaikenin varlığına, imanına şeysi zayıflıyor. Niye? O günahın ya, verdiği sıkıntıdan baskı nedeniyle. O kurtulmak günah, için. Ya o günahın verdiği sıkıntıdan kurtulmak için. Mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam. Buyur. Cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı bak siper almazsa. Buyurun. Tövbe Şimdi pişman bak, ya burada öyle bir müjde var ki Selahattin Bey. Bakın diyor ki, yani cehennemlik olmuş, hüküm kesilmiş. Öyle büyük günah işlemiş. Değil mi? Ama henüz daha kıyamet kopmadığı için tövbe kapısı açık. Tövbe kapısı açık. Bak şimdi. Müjdeye bakın. Diyor ki, cehennem azabını intihar edecek büyük bir günah işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe, Kur'an okuyor bir yerde, duyuyor, Kur'an'da dinliyor, tehdit var ehli cehenneme karşı. Fakat henüz kıyamet kopmadığı için tövbe kapısı açık. O zaman ne yapacak diyor, bakınız. İstiğfar ile ona karşı siper almazsa. Ne güzel, bu büyük bir müjde Selahattin Bey. Buyurun. Çözüm yolu var. Ya. O yola başvurmuyor. Nefsinize mağlup olduğunuz büyük bir günah işlediniz. Ya. Fakat henüz vakti kıyamet gelmediği için, tövbe kapısı henüz kapanmadığı için ne yapacaksınız? İstiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden. Buyurun şimdi. Yani tamam, günahı işledik. Fakat buna karşı bir müjde var. İstiğfar ile kurtulma şansın ciddi şekilde yüksek yani. Evet. Yani bir daha işlememek şartıyla sürekli istiğfar da edersen bundan kurtulma şansın var iken, bakın şimdi. Adam
o cehennemin güya yaşadığı sürece cehennem korkusunu yapacağı psikolojik baskıdan kurtulmak için cehenneme inkara gidiyor. Olmamasını arzu etmeye başlıyor. Olmasaydı ne zararı vardı ki, Allah'a ne zararı var, ben içki içtiysem, ben bir günah işlediysem diyor. Kolu yaralanmış, yani. Kolun acıyor. Tedavi ettirip hem şifa bulup hem acıdan kurtulup hem kolunu kurtarmak varken gidiyor kolunu kestiriyor. Veya bu kolunu kestirmem, ne kime ne zararı var, sana ne kolunu gibi kestiriyor. Bir şey, bir mantık değil mi bu? Ya hekime gitsene, ya. Hekime git. Tedavi ettir. Büyümesin. Hekim hiç. Karar versin, desin ki hastalık büyümesin. Bunun çaresi yok desin. Ama Cenab-ı Hakk'ın huzurunda çaresiz diye bir şey yok. Maddi veya manevi. İşte bu izah, bakın üstadın bu izahı bize bu müjdeyi veriyor önce. Evet. Cehennemin vücudunu intihar edecek bir günah işlenmiş. Ya nefis bu, nefsimiz aldatıyor. Evet. Ve buna karşı henüz bunun kurtulma çaresi var. Tövbe kapısı henüz kapanmamış. Varken, oradan gireceksin. Yok diyorsun, ben yani o günahı işlemekten daha büyük günah işte o cehennemin varlığını inkar etmektir. Evet. Küçük bir emare ile onları cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Evet. Yavaş yavaş adım adım bakın o günahlar onu nasıl uzaklaştırıyor değil mi inançtan. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam. İnsan böyle bir yapıda bir görevi yapmasak, amirimiz bizi ikaz etse değil mi? Üzülüyoruz. Yani üstadın demek istediği örnek şu, evet. Selahattin Bey. Ben vazifedeyken binbaşı rütbesindeyim. Kurmay albay çağırdı beni. Dedi ki sen şunları niye yapmıyorsun? Ben de dedim ki komutanım, siz bir askersiniz, bir komutansınız. Ben dedim sizin bir emrinizi yerine getirmesem ne yaparsınız bana dedim. Evet. Şimdi kainatın kumandanının emrini yerine getirmezsek ne olacak bizim halimiz? Evet. Bu, işte bu. Bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, buyurun, şimdi bakın, keşke o vazife-i ubudiyet bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet-i ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-i ilahiyeye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder, büyük bir helaket kapısı ona açılır. Ya çok önemli bir konuya daha burada parmak basıldı. Burada hocam hem müjdeler var, ciddi müjdeler var. Yani hem dünyamızla ilgili hem ahiretimizle ilgili müjdeler çok. Bir de eğer bu müjdelere yani imanımızın gereğini yerine getirip hatamızdan dönüp Rabbimize tekrar bir annenin, bir çocuğun annesine karşı hata işleyip de gibi. Tekrar annesine kucağına koşması gibi biz de Rabbimize geri dönmezsek o zaman daha büyük felaketlerle karşılaşacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte bunun psikopatolojisini üstad izah ediyor. Önce bir sıkıntı geliyor. Bir hata yapıyoruz. Sıkıntı, manen bir sıkıntı geliyor içimize. Yani bir anksiyete, bir gerilim oluşuyor bizde. Hayatımızın maddi ve manevi tadı kaçıyor yani. Şimdi bunu tövbe istiğfarla geri dönüp tedavi etmek varken mümkünken, evet. Böyle basit basit çok basit temelsiz basit şeylerle bahanelerle yani. Daha büyük hataya atıyor bizi, haşa, inkara, cehennemin inkarına, meleklerin inkarına, haşa. Ondan sonra da Cenab-ı Hakk'ın vücud-ı ilahiye dair
inkarına götürüyor bizi. Şimdi daha şu cümle de buyurduğunuz gibi çok önemli. Keşke o vazife-i ubudiyete bulunmasa idi diye temenniye başlar. Şimdi bunun hayattaki yansıma olarak şu cümleyi çok duyarız. Ya Allah'ın namaza ne ihtiyacı var ki? Ben namaz kılmasam ona ne zararı var ki? Gibi değil mi? Bu sorular bütün bu şuur altındaki o kılmamaktan gelen suçluluk duygusunun yansımaları. Evet. Değil mi? Yani kendisi yapmıyor ama bir taraftan da duyuyor, Kur'an'da böyle bir emir var. Ya nasıl kurtulsam bu sıkıntıdan diye yansımaları böyle önce başlıyor. Evet. Arkasından da işte bu temenni içindeyken Allah'ın varlığına dair bir herhangi bir felsefi kitap okusa, bir ateistin bir fikri, düşüncesini duysa, ha tamam zaten ben de böyle bir şey arıyordum deyip yani o psikolojik rahatsızlıktan kurtulmak için sarılıyor ona. Yoksa ilmi bir şekilde bu işi tarafsız olarak araştırmış da, ya ben çok araştırdım da ilmi olarak bu kanaata, bu düşünceye, bu ideolojiye sahip oldum değil. Tamamen o görevini yapmamaktan kaynaklanan bir kurtuluş, bir kaçış, bir sığınma olarak o inkara sarılabiliyorlar. Evet. Ondan sonra da tabii çok daha büyük bir zarar kapısı ona açılıyor. Evet, şimdi bakınız hocam. Evet, keş bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder, büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil. İnkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki bel rana ala gulubihim sırrı anlaşılsın. Onların kalpleri mühürlenmiştir, paslanmıştır. Onların kalpleri mühürlenmiştir değil mi? Ayet-i kerimenin. Paslanmıştır, mühürlenmiştir. Yani böyle dua etmek lazım. Demek ki Cenab-ı Hak kalbimizi mühürleyenlerden muhafaza eylesin. Muhafaza etsin. Yani yoksa o sıkıntılardan şimdi az önce bahsettiğimiz sıkıntılardan kurtulmak için kendini daha büyük sıkıntılara atıyor. Ölünceye kadar Rabbisini anmadan, Rabbisinin dünyada ve ahirette ona vereceği yardım, inayet, rahmetten teselli bulmadan yaşayacak. Dünyada da yine azap çekmeye devam edecek. Yani kaçak firarın cezası gibi değil mi? Hani bugün askerlikte bir görev var, sana görev verilmiş, tebliğ edilmiş, gel teslim ol, askerlik görevini yap. Kaçıyor, teslim olmuyor, sürekli korku içerisinde. Polisle ilgili bir iş olsa hemen bir rengi kaçıyor. Ya acaba beni tespit edecekler mi? Acaba yakalayacaklar mı? Değil mi? Sürekli dağda, mesela dağda yaşamaya başlıyor adam. Sürekli tedirgin. Yurt dışına çıkarken acaba beni tespit ederler mi? Asker kaça olduğumu. Yani sürekli böyle sıkıntı. Bir korkulu bir hayat yaşayacağını. Git teslim ol. Görevini yap. Huzur içerisinde hayatını devam ettir. Yani ibadetimizi yaparken çok küçük bazı sıkıntılar olabiliyor. İşte sabah erken uykumuzdan biraz fedakarlık yapacağız, işte soğuk suyla abdest alacağız. Yani bunlar çok küçük cüz'i sıkıntılar. Evet. Ama yapmadığı zaman, hele bir de inkar ettiği zaman, değil mi? Çok daha büyük bir zarara kendini düşürüyor. Bunu da şuna benzetiyor. Yani sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasına razı olmak gibi. Değil mi? O sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Diyor. Hedef eder. Aynen. Evet. Yani bu birinci nüktede benim anladığım, istifade ettiğim hakikaten birincisi maddi müjde. Yani böyle bütün hastalıklarımıza Cenab-ı Hakk'ın şifa yarattığının müjdesi veriliyor burada. Evet. İkincisi de manevi yaralarımız, günahlarımıza karşı da nedir en büyük günah işte? Cehenneme atılacak bir günah işlediniz. Evet. Diyor ki Tövbe istiğfar kapısı açıktır. Onunla diyor, onu izah edebilirsiniz diyor. Yolu var. Bu da büyük bir müjde. Değil mi? Tabii ki bu büyük bir müjde yani. Yani bu müjdeler birçok kişiye ümit olmuş.
Hatta üstadımız talebeler ile beraber bir hapse atıldığında, Afyon hapsinde yaşanmış herhalde. Orada bir mahpus çok insan öldürmüş, birçok suç işlemiş. Orada soruyor bizdeki ağabeylerden birine. Ya ben kurtulur muyum? Ben şu 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 günahları işledim, şu kadar insan öldürdüm. Ya Allah'ın rahmeti geniştir. Tövbe istiğfar eder, onları sığınırsan Allah affedebilir gibi bir cümle adamı öyle bir heyecanlandırmış ki, öyle mi ya, ben kurtulur muyum diye böyle heyecanlanıyor. Elbette niye, Allah seni affedebilir, sen bilmeden yaptın onları. Yeter ki bu kusur olduğunu, günah olduğunu kabul et, ona sığın. Ve o insan ondan sonra gerçekten hem namaza başlamış, hem de oranın da bir ağasıymış, koğuş ağası. Bütün onların koruyucusu olmuş adeta oradaki talebelerin. Eskiden tahta kurları çokmuş hapishanede de demek ki. Evet. Ben de öyle dinledim o hatırayı. O tahta kurlarını öldürebilir miyim diye artık tereddüt etmeye, sual sormaya başlamış yani. O O hale canavar gelmiş. insan ne Evet. hale geliyor? İnanç, iman sayesinde değil mi? Öyle. Allah iman sayesinde. Allah'a iman, yani Allah'a iman demek Allah'tan ümit, yani Evet. kurtuluşuna bir Allah'ın rahmetinden ümit tabi istemek Allah'a iman demek. O bu demek bütün işin. dertlerimizden kurtuluşa ermek demek, Evet. Allah'a iman demek. Tövbe istiğfar eden affa müstahak olur. Günahlarından, yokluktan, sıkıntıdan Allah'a iman etmek demek, yokluktan, sıkıntılarından yok olmaktan kurtulmak demek. Kurtulmak demek. Onun için yani sürekli değil mi, tövbe istiğfarı dilimizden Evet. düşürmememiz lazım. Evet efendim. Eksiğimiz, hatamız, kusurumuz, yapmamız gereken ve gerektiği yerde yapmadıklarımız mutlaka vardır. Sana layık ile ibadet edemiyoruz ya Rabbi deyip sürekli Evet. tövbe istiğfara ihtiyacımız var. Buyurun hocam. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Bir de bu tarafı var değil mi? Evet. Şikayet etmeye hakkımız yok. Evet, şimdi bir de işin dünyevi tarafına döndük. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder. Muhtelif esmasının, güzel isimlerinin cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Evet. Şimdi Hakikaten. hocam, ben hastalarıma bu misali veriyorum. Şimdi hasta geliyor, diyor ki, veya hasta yakını diyor ki, çok ağır, hastamızın durumu çok ağır doktor bey. Çok hekimlere gittik, çok hastanelere gittik. Hiçbir çare bulamadık. Veya hasta diyor ki, doktor bey, durumum hiç iyi değil. İşte ben şöyleyim, böyleyim. Yani şimdi adeta adam sanki nefes alamıyor. Bir kazazedeye, bir ilk yardımda ilk yapılan şey ABC olarak formülüze edilir. A, airway, hava yolunu açık tut demek. İlk yapacağın şey, ilk yardımda hastanın, musibet sedenin hava yolunu aç. Açık mı, tıkalı bir şey var mı? İkincisi, breath, İngilizce. Solunumu kontrol et. Solunum alıyor mu? Solunum yapıyor mu, yapmıyor mu? Onu kontrol et. Üçüncüsü de circulation. Yani dolaşım, nabzına filan bir bak. Hiçbir şeyin yoksa bir nabzına bak. Nabız atıyor mu, atmıyor mu? Demek ki ilk yapacağımız nefes almasını sağlamak. Hasta ilk geldiği zaman da, hasta ilk geldiği zaman hastaya hekim önce bir nefes aldırmalı. Bu misal çok önemli. Evet. Ben hastaya diyorum ki, Cenab-ı Hak hastalıkları şifa vermek için vermiş. Ya. Şuna benziyor. Allah'ın Şafi ismini Evet. tanımamız için. Siz aç olduğunuz zaman ağlıyor musunuz? Acıktığınız zaman. Bilakis. Bizim oralarda bir söz vardır. Derler ki, acıksak da yesek. Yani açlık insana lezzeti hatıra getiriyor. Hiçbir insanların endişesi yok. Acıktık, oturup ağlayalım.
manen, kalben biliyorlar ki Rabbimiz rezzaktır. Evet. Rızkımızı vermiştir. Gelir inşallah. Acıkınca kimse endişe etmiyor, oturup ağlamıyor. Karalar bağlamıyor. Şimdi bu asırda Batı tıbbından gelen bir imansızlık ve ümitsizlikle insanlara böyle bir ümitsizlik şırıngı ettiler. Hasta mı oldun? Vah 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 vah. Onun altında şu var. Elimize düştün. Ölünceye kadar bize mahkumsun demektir. Aslı öyle değil. Cenab-ı Hak insanlara hastalığı şifa vermek, yani ne kadar şafi olduğunu göstermek için vermiş, o kadar. Ben hastama bunu söylerim. Hiç merak etme. Cenab-ı Hak şafi olduğunu sana bu hastalığınla ispat edecek. İşte bu hastaya ilk yardımdaki o ağ gibi, yani nefes, hava yolunu kontrol edip solunumunu desteklemek gibi bir şey. İlk yapacağımız yani budur. Moral, ümit vereceksin. Ümit vermek. Önce ümit, önce moral. Ya. Tamam mı? Çok öyle. Bunu yapınca hastanın derhal stres katsayısı azalıyor. Stres katsayısı azalınca kortizol dediğimiz stres hormonu kanda azalmaya başlıyor. Bu sefer iyileşme süreci hemen başlıyor. Ya, çok önemli. Hemen başlıyor. Yani sizin okuduğunuz cümlenin sonunda da zaten bir ayete değil mi dayandırdı bunu? Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. O ve ayet, hakeza. O ayet-i kerimeyi de okuyorum. O da çok önemli konuyu iyi dahil. Malikül mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. Yani mülkün sahibi, mülkün de istediği gibi tasarruf eder. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Bu beden Allah'ın. Evet. Değil mi? Bu bedende bir terzi nasıl ki kirasını verip de maaşını verip de görevlendirdiği bir modelin üzerinde elbise modelleri dener. Otur, kalk, git, gel, hele şurayı keseyim biraz, kısaltayım bakayım nasıl görünecek. Değil mi? Hele uzatayım bakayım der. Şimdi o model desek ya niye kestin bu kumaşı, yazık değil mi? Diye hesap soramaz. Daha şimdi, güzel bir şekil verecek belki. Daha güzel bir şekil verecek. Çünkü kumaş da onun, o sen de onun ücretli birisin. Modelsin. Yani bu beden Allah'ın. Allah bu bedende istediği gibi tasarruf eder. Bizim ona itiraz etmeye, isyan etmeye, hesap sormaya, niye yaptın, niye ben hasta oldum, niye şu sakatlık bana verildi gibi, değil mi? İsyan etmeye, Allah'a hesap sormaya bir kere hakkımız yok. Bunu bir bilelim, değil mi? Çünkü onların hikmetleri var. Hastalıkla biz Allah'ın şafi ismini tanıyoruz, açlıkla Rezzak ismini tanıyoruz gibi. Bunları daha çoğaltabiliriz. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasavvi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder. Vazife-i hayatiyeyi yapar. Ya, çok mühim. Yeknesek istirahat düşeğinde hayat, hayrı mahs olan vücuttan ziyade şerri mahs olan ademe yakındır ve ona gider. Hayatımız boşa geçmesindense bir faaliyetin, bir hareketin olması değil mi? Evet. Ortaya bir şey koymak, bir iş yapmak, bir şey üretmek, bir faydalı olmak. Bu ancak neyle? Bir gayretle, faaliyetle, biraz sıkıntı yaşamakla, bir zorluk yaşamakla, değil mi? Terlemekle, yorulmakla mümkün bunlar. Gayri ihtiyar, elimizde olmayacak bir şey şekilde veyahut hataen de olabilir, gözümüze bir cisim kaçtığını düşünelim. Evet. Gözümüz hemen sulanır. Gözümüz sulanarak bakınız, o cismi dışarıya atmaya ve o cismin gözümüzde yaptığı tahribatı tamir etmeye başlar. Şimdi biz orada yapacağımız şey o gözümüze yardımcı olmak. Yani gözümüzün yaşamasını engellemek değil. Mesela sürekli nefes alıp veriyoruz. Hastalık mikropların bol olduğu yerlerde, hasta yanına gidiyoruz, hastanelere gidiyoruz, soğuk havaya çıkıyoruz, tozlu havaya çıkıyoruz. Sürekli zararlı maddeleri vücudumuza alıyoruz. Sonra bunlar birikince vücudumuz güya bir hastalıkla onları dışarı atmaya başlıyor. Burnumuz akıyor, öksürük, hapşırık başlıyor. Bunların hepsi aslında vücudu temizlemek. Bu bir hastalık değil. Evet. Bunun hikmetini bilebilirsek değil mi? Yani hastalıkların çoğu aslında vücudun
bir iyileşme ameliyesinin safhaları. Evet. Bunlara hızla müdahale etmek değil. Vücudu hatalardan hemen vazgeçmek, istirahatini almak, bulunduğu zararlı ortamdan uzaklaştırmak, istirahat ettirmek, destek, diyetini ayarlamak, yani hafif şeyler, hafif şeyler, vücuda kuvvet verecek şeyler, yük getirecek şeyler değil gibi ölçü şeylerle, tedbirlerle vücudu desteklemek. Ondan sonra o zararlı maddeler dışarı atılınca zaten hastalık ya olmayacak. Yani hastalıkların %90'ı da hastalık belirtilerinin aslında şifanın aşamaları. Hocam onun için hastalıklarla diyor, hayat diyor musibetlerle işte. Musibet gibi ateşin oluyor, hassızlık oluyor, işe gidemiyorsun mesela. Vücut hayat tasavvi ediyor, temizleniyor diyor. Tasavvi ediyor, saflaşıyor, temizleniyor. Ya. Hekimler bu şekilde yanaşıyoruz biz şimdi hastaya. Ya. Ama hasta geliyor bize diyor ki, doktor bey bana hemen bir ilaç ver de ben gideyim işime başlayayım diyor mesela. Bir yere gideceğim, seyahate gideceğim diyor ben. Ya. Halbuki istirahat etmesi gerekiyor. Yorucu işlerden uzak durması gerekiyor. Seyahatte basit bir şey değil yani. Vücudu yorar. Stresini, vücudun fiziki stresini artırır mesela. Nasıl yapacaksın o zaman? Hemen bir dekonjestan yazıyoruz. Hemen bir ilaç yazıyoruz. Sihirli bir ilaç gibi. Ağız burun kuruyor azizim. Ondan sonra o hastalık orada kalıcı oluyor. Daha sonraki faturası daha ağır oluyor. O an için belki geçici bir... İlacın tesiriyle o şey duruyor. İyileşme ameliyesi yavaşlıyor. Zaman kazandırıyor. Hastalık erteleniyor. Daha sonra daha ağır şekilde faturasını ödüyor hasta. Yani size destek için demek ki bu hastalıkların bir hikmeti de bir kere biz hastalıklara karşı insanlık olarak çareler araştırıyoruz. Tıp ilmi gelişiyor değil mi? İşte ilaçlar araştırılıyor, cihazlar geliştiriliyor. Cenab-ı Hak da zaten insanın mahiyetine yerleştirdiği bu kabiliyetlerin inkişaf etmesini, netice vermesini istiyor. Esma'nın tecellisini istiyor. Yani Şafi isminin yansımalarını, tecellilerini Cenab-ı Hak da görmek istiyor. Ancak işte hasta olduğumuz zaman biz ona çareler araştırırken bir kere maddi bir terakki oluyor. Diğer taraftan hastalıklar sayesinde biz aciz olduğumuzu, zayıf olduğumuzu anlıyoruz. Allah'a daha fazla sığınıyoruz, dua ediyoruz. Ruhen de bir temizleme, bir saflaşma, Allah'a daha bir yakınlaşma gibi bir fayda da verebiliyor hastalıklar, değil mi? Evet. Yani hastalıkla insan az ve fakrını anlıyor. Nefsin firavuniyetinden kurtuluyor aslında. Yani buranın devamında da diyor, bir hasta genç yanıma geldiği zaman bakıyordum ki diğer gençlere, sağlıklı gençler oranına daha fazla dine yakın, Allah'a yakın ibadet etme isteği var. Ahiretini düşünüyor. Ahiretini düşünüyor. Demek ki böyle bir faydası da var. Çok enteresan. Üstad, böyle gençler kendisine hasta olup da gittikleri zaman, o zaman tıp gelişmiş değil tabii. İnsanlar üstad gibi mübarek insanlara itimat ettikleri, duasına güvendikleri insanlara gidiyorlar şifa için. Üstad diyor ki, ben sizin diyor hasta, ben size şefkat edip acımıyorum ki dua edeyim diyor. Çok enteresan. Çünkü sizin halinize bakıyorum diyor. Diğer sağlıklı arkadaşlarınıza nispeten ahireti daha fazla düşünüyorsunuz diyor. Bu onun için aslında bir fayda. Aslında bu senin için diyor. Faydalı bir şey. Bir şifadır diyor. Şifadır, evet. Buyurun. Evet, yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahs olan vücuttan ziyade şerri mahs olan Adem'e yakındır ve ona gider. Evet. Üçüncü vecih, şu dar dünya meydan imtihandır ve dar hizmettir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar hizmettir ve mahal ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Evet.
farzları yerine getirmek, kebairden uzak durmak. Onlar bildiğimiz ibadetler. İbadetin müsbet kısmı bu. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de zaafını ve aczini hissedip, Rabb-i Rahim'e iltica kârına teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Aman ya Rabbi. Evet. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Yani Selahattin Bey, bir gün ne demek ya? Yani evet. Bir saat. 24'le çarpıyorsunuz. 24'le yani, çarpıyorsunuz. Yani hasta olduğu zaman insanın daha fazla Allah'a sığınması, dua etmesi değil mi? Yani bir Kur'an-ı Kerim'i açtınız, yüzünden Arapça okudunuz. Bir harfine 10 sevap yazıyor değil mi Cenab-ı Hak? Bir de onu hasta iken okudunuz. Bir de 10 yazıyordu ya, 24'le çarpacaksınız şimdi bir günü. Bir ayete 240 sevap veriyor Cenab-ı Hak. Hastayken okuduğunuz 240'a çıkıyor yani. Evet. Biz 10 idi. 24'le çarpıyorsunuz. Evet. Hatta bazı ibadetlerde, bazı hastalıklarda ne diyor? Bir dakikası diyor değil mi? Evet, bir gün. Bir dakikası. Ağırsa hastalık. Günde 1440 dakika var 24 saatte. Evet. 1440'la çarpın. Böyle bir ticaret dünyevi olarak mümkün değil. Yani şurada okuduğunuz yerde bir cümle de benim dikkatimi çekti. Hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla. Evet. Yani asıl musibet dine gelen musibettir. Evet. Dindeki yani zafiyet. Ne demek dini şüpheler, biraz önce okuduğumuz gibi şüpheler. İman esaslarına olan şüpheler. Şüpheler, ibadeti terk etmesi, bazı ahlaksızlıkların onda alışkanlık haline evet. gelmesi. Değil mi? Bunlar asıl büyük musibet. Bunlar evet, da çünkü evet. ahiretini, ebedi hayatını tehdit eden musibetler. Evet. Diğer evet. Musibetlerin hastalık gibi. Bilakis sevabını artırıyor. Sevabını artırıyor. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Yani, evet. evet. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Evet. Az önce bahsettiğiniz gibi. Ağır hastalık. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet. Üçüncü nükte. Bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder, ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin, lezzetlerinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Demek ki eski zevklerimizi kaybetmemiz o anların mesela şimdi geçip gitmiş olmasın. Gençliğimizi nasıl arıyoruz değil mi? Keşke o genç. Veya işte geçen sene işte falan yerde tatilde işte şöyle evet. Efendim keyiflendik, neşelendik. Günümüz böyle geçti, gitti. Şimdi onu hatırladıkça elem veriyormuş. Evet. Allah Allah. Manevi lezzeti elem. Gitmesi. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bu bir fıtrat kanunu. Elemin geçmesi, lezzetin geçmesi elem veriyor. Bazen muvakkat bir lezzet, aman ya Rabbi, bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Kısa geçti. Daimi. Lezzet kısaydı ama onun elemi daimi oluyor. Allah korusun, böyle bir şey. Değil. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın, elemlerin zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtiyor. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap
ve mükafat-ı uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömre geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Kısa ömür, uzun bir ömre nasıl geçiyor? Bazı hastalıklar var ki dedi değil mi? Bir dakikası bir gün ibadet sevabı kazandırır. Hakikaten öyle. Şimdi adam... Bir saate bir gün ibadet kazandıran sevaplar var. Ne oluyor? O kısa ömür, uzun bir ömür yaşamış ve çok ibadet yapmış kadar. Musibet geçirmiş Selahattin abi. Kaza geçirmiş. Kırıkları olmuş diyelim ki. O acıyı bir dönem yani hissetmiş, yaşamış. Komadaki hasta bahsimizden hariç. Komadaki hasta hiçbir azı ve şey düşünmeden iyileşir. Koma bir iyileşme sürecidir. Acısız ve ağrısız ve elemsiz. Koma. Evet. Fakat komaya girmeden, şuurunu yitirmeden, acıyı hissederek o dönemi atlatmış. O dönemi hatırladığı zaman herkes kalben ve vicdanen bilir ki insanın içine bir neşe, bir lezzet duygusu dolar. Çok şükür elhamdülillah kurtuldum de. Ya ne günlerdi ya, çok şükür. Aynen bu cümle insanın gayri ihtiyar ağzına döküyor. Allah tekrar yaşatmasın o günlerdir değil mi? Ya. Dua eder. Of, şuurlu veya şuursuz. Bu kelime ağzımızdan dökülür. Ya. Bunu her musibetse de bilir. Ya. Ya. Demek ki zeval elem lezzettir. Ya. Musibetler de bir elem vesilesi olduğuna göre İnşallah iyileştikten sonraki lezzetleri düşünüp o andaki elemi bile hafifletmek mümkün diye burada ders alıyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ala külli halin sivel küfrü ve dalal demesi iktiza eder. Yani bunlar da hakikaten kelam-ı kibar olarak büyük alimlerin bir duası bu. Evet. Her halimiz için Allah'a hamdolsun. Küfür ve dalalet hali dışında. Yani en değil büyük, biraz önce geçti ya, musibet dine göre musibet. Evet. Yani inkar, küfür burada inkar demek, inkarcı olmak ve İslam dışı bir hayatta olmanın dışındaki her halimize hamdolsun. Meşhur bir söz var ki, musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-i nas'ta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Ya, evet. Ne güzel. Yani bu gelen dördüncü nüktede de orayı da inşallah bir okuyalım. Çünkü faydalı şeyimizin, programımızın sonuna yaklaştık. Nasıl sabredeceğiz? Yani buna da çok güzel bir misal veriyor. O misali hatırlarsak inşallah sabır duygumuzu dağıtmadan hastalıklara sabredebiliriz, tahammül edebiliriz, dayanabiliriz. Bir onu da okuyalım inşallah. Dördüncü nükte, 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kâfi gelebilir. Gelebilir, çok güzel. Demek ki sabır bir kuvvet. Ve onu dağıtmayacağız. Sabır bir kuvvet. Bir noktada toplayacağız. Evet. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kâfi gelmez, şekvaya başlar. Geçmişe geleceğe sabrımızı dağıtınca o andaki musibete dayanma gücü zayıflar, şikayet etmeye başlarız. Evet. Burada müthiş bir, bu aslında bir yani ne diyelim yani bir taktik, bir mücadele tarzı şimdi bakınız evet. Musibetlere karşı burada müthiş bir. Hem musibet hem de her türlü zorluğa karşı, belaya karşı. Ve bu bizim elimizde, bu kuvvet bizde, bizim içimizde, bizde. Cenab-ı Hak bize vermiş onu bunu. Onu iyi idare etmek. Hiç kimse bunu bize veremez. Bu kuvvet hiç kimse bize veremez. Önemli olan yönetmek değil mi? Onu hiçbir iyi... hekim veremez. Evet. Bu sabır var ama yanlış kullanıyoruz, dağıtıyoruz diyor. Bak, iyi yönetmek bak lazım onu. Evet. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün
Musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış. Elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış. Sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bunları bir hatırlayalım. Evet. Değil mi? Bundan şekva değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü, musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Hastalıktaki elemi, değil mi? Dağıtmayacağız. Evet. Geçmiş. Elemi de geçmiş. Elemli olarak, hastalıklı olarak geçse o elemler de gitmiş. Hakiki ömrümüz bulunduğumuz evet. gün bilir. Evet. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, İçlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden onlardan mütellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek. Bakınız, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek. Bu kelimeleri çok iyi anlamalıyız. Bu kelimeler var ya. Bu kelimeler var ya. Büyük bir dereden geçerken nasıl ki taşlara dikkatli basarak geçiyoruz, bu kelimelere öyle dikkatli bakıp geçmeliyiz. Yeah. Diyor ki, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek. Yeah. Yani burada hata senin, burada kendini kurtaracak olan bu zulümde yine sensin. Kimse seni kurtaramaz, kendi kendine yapıyorsun çünkü. Öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhametin liyakatını selbediyor. Derler ya, insanın kendini ettiği kötülüğü başkası etmez. Yukarıdaki misal de evet. güzeldi. Yani yarın öbür gün aç kalacağım diye bugünden ağlasam. Ya yarın hele olsun bakalım. Yok, ağlamayı boş ver şimdi adam. Bugünden yiyeyim içeyim. Ya hasta olursun, perişan olursun ya. Yani hastalıkların geçmişteki zamanları zaten geçmiş onun... Elemi gitmiş, sevabı duruyor. Sevabı kalmış. Gelecek ise yarına çıkmaya elimizde senedimiz yok. Belki bugün öleceğim. Belki de yani öleceksin. Şu andaki zamanı, hayatımı şu andan ibaret görüp şu anda sabredebilirim. Yarın da Allah kerim çıkarsa eğer inşallah Allah sağlığımı verir belki bakarsın aynen. diyeceğiz. Evet. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştiriyor öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Görüyor musun abi? Şikayet musibeti daha da artırır. Evet. Hem merhamete liyakati selbeder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde, yani 1918'de. Harbi Umumi 14'te başladığına göre, 15'te evet. değil mi? Birinci 15'te. Senesi 1915'te. Üstadın Rusya'ya esir düşmeden önce. Evet. Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim, bana dedi, 100 gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim, kardeşim geçmiş sıkıntılı 100 günün şimdi sürurlu 100 gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan Rahmanurrahim'in rahmetine itimat edip, dövülmeden ağlama, hiçten korkma, Adem'e vücut rengi verme. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir.
Yani çok önemli. Günü yönetmek, zamanı Ya. yönetmek derler değil mi Evet. buna? Hatta öyle mesajla göndermişti bir arkadaşımız bir kişinin güzel sözleri. Belki insan ömrü 3 gündür. Yarın geçti, Dün dün geçti. geçti, yarın meçhul. Yarın. Öyleyse Gün bugündür. ömrün bir Ömür gündür, bugün. o gün de Evet. bugündür. Bugün, o gün de bugündür. Hatta Selen Nur diyor ki, hatta bulunduğun andır. Öyle. Bir Yani anı seyyar yaşa, edil değil belki mi? bir dakika sonra Aynen. ulaşamayacağım. Bir o Aman ya. anı da toplarsak sabır duygumuzu dayanabiliriz. Geçmiş günler geçmiş gitmiş, artık da onlar tekrar yaşamayacağız. Evet. Gelecek gün ise garantimiz yok elimizde. Öyleyse bulunduğun ana toplarsak o sabır duygumuzu tahammül edebiliriz, sabredebiliriz, dayanabiliriz. Buyurun. Bu misal da çok güzel. Divane bir Buyurun. kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşman edna bir kuvvet ile merkezi harap eder. Şimdi burada misal çok Bu enteresan. da Düşmanın tamamlayamıyor. diyor, düşmanın sağ tarafındaki kuvvet, pardon, sol tarafın, sol cenahındaki kuvvet diyor, senin sağ tarafına sana destek olmaya gelmiş. Bak, düşman sana katılmış. Düşmanın bir kanadı sana kuvvet olarak sana katılmış. Senin tarafına geçmiş. Bak şimdi. Evet. Evet. Taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte öteki düşman da daha karşıda duruyor. Sol tarafı da Evet. karşıda duruyor. Daha gelmemiş. O tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp karşıdaki düşman gelmemiş diye bekliyordu ya fırsat kolluyordu. Baktı ki merkez zayıfladı. Değil mi? O zaman merkezi zayıf bırakıp düşman edna az bir kuvvet ile merkezi harap eder. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşit et. Rahmet-i ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi. Hastalığın ondan bile indi. Evet, bu güzel Hocam. Çok misallerle de değil mi? enteresan. Evet. Sabrımızı nasıl Hastalığım dağıtmadan ondan bile indi dedi. bulunduğumuz zamana toplarız ve dayanma gücümüz artar diye güzel bir ders verdi. Evet, bu kıssadan alınacak daha başka dersler de var. Fakat bize ayrılan zamanın Ders çok. sonuna geldik. Zaman az, evet. İnşallah bir başka dersimizde bunları tekrar sizinle İnşallah hocam. değerlendiririz. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz Ben de hocam. teşekkür ederim. Evet, değerli Risale okumaları seyircileri, bir programın daha sonuna geldik. Yeniden başka bir Risale okumaları programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun efendim.